Maksimum ve minimum problemleri örnek soru 9. Bu videomuzda maksimum ve minimum problemlerine bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Bir ayrıtı x birim uzunluğunda olan küp şeklindeki bir kristalin üretim maliyeti hacim üzerinden birim küp başına 5 TL, satış fiyatı ise yüzey alanı üzerinden birim kare başına 20 TL olarak hesaplanmaktadır. Buna göre x kaç birim olursa bu kristalin satışından elde edilen kar en fazla olur. 2017 yılında LYS sınavında sorulmuş bir maksimum minimum problemi sorusudur bu. Şimdi soru içinde geçenleri adım adım çıkarımlar yaparak değerlendirelim. Bir ayrıtı x birim uzunluğunda olan küp. Bir küp çizelim şuraya ve bilinmesi gereken formülleri bir hatırlayalım. Kübümüzü çizdik. Bir ayrıtı x birim ayrıt kenarı demektir kübün. Kübün hacim formülü hacmi x küptür. İlkokul 6. sınıftan beri, 7. sınıftan beri anlatılan bir formüldür. Artık buraya kadar aklımıza girmediyse yapacak bir şey yok. Bu soruyu yapmamamız lazım. Yüzey alanına geldiğimizde, yüzey alanı 6 tane x karelik yüzeye sahiptir küp. 6x kare. Sadece yanal alanı deseydi yandaki 4 taneyi alırdık. 4x kare olurdu ki soru içinde yüzey alanı diye özellikle belirtmiş. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Küp şeklindeki bir kristalin üretim maliyeti yani maliyet eşittir. Hacim üzerinden birim küp başına hacim x küp birim küp 5 TL. Yani maliyetimiz 5x küp. 5 ile hacmi çarptığımızda birim küp başına maliyetimizi hesaplamış olduk. Birim küp başına değil, toplam maliyeti hesaplamış olduk. Satış fiyatı ise satış fiyatı yüzey alanı üzerinden yani 6x kare üzerinden birim kare başına 20 TL. Bizim yüzey alanımız 6x kare olduğuna göre 6x kare çarpı 20 bize yüzey alanı üzerinden satış fiyatını hesaplamamızı verecek. 20 çarpı 6x kare. Buradan da 120x kare olarak satış fiyatını belirledik. Bizden neyin maksimum olmasını istiyor? X kaç birim olursa bu kristalin satışından elde edilen kar en fazla olur. Kar, satış fiyatı ile maliyet arasındaki farktır. Yani 120x kare eksi 5x küp bizim karımızdır. Bizim derdimiz de bu karın en fazla olmasını sağlayan x kaç? Türevini alıp sıfıra eşitleyip maksimin adaylarımızı çıkartıp onlardan değerlendireceğiz. Türevi alırsak 240x eksi 15x kare eşittir 0. Burayı 15x parantezine çekersek burada 16 kalır. Burayı 15x parantezine çekersek x kalır eşittir 0. X bir 0 olabilir, bir de 16 olabilir. Hiç burada türevin işaret tablosunu yapıp hangisinin maksimum yaptığını değerlendirmeye gerek yok. Zaten x'in 0 olabilmesi bir küp meydana getirmeyeceği için mümkün değildir. Bu nedenle x'in 16 olması gerektiğini anladık. Yani x 16 birim olursa bizim karımız maksimum oluyor. Sorduğu x kaç birim olursaydı, x 16 birim olursa sorumuzun cevabıdır. Orta düzey bir maksimum problemi sorusu diyebiliriz. Çözümü yaparken zorlu işlem içermemesi onun kolaylığıdır. Fakat
bilgiler ve neyle neyi çarptığımızda neyi bulacağımız, neyden neyi çıkarttığımızda aradığımıza ulaşacağımız düşünsel kısmı bu soruyu orta düzey zorluğa getiriyor. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.